İyi akşamlar Söz Sende'ye hoş geldiniz. Haftanın son Söz Sende'sinde özel bir ismi ağırlıyoruz. Herkes için özel, hepsi, herkes belki de onun kitaplarıyla bir elden geçmiştir diye düşünüyorum. Gülten Dayıoğlu'yla birlikteyiz. Gülten Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. 72 kitap yazıyor. Yaşadıklarım ve düşlediklerim kitabının üzerinde. Evet. Ama arada başka şeyler de oldu galiba, biz daha bu kitap yayınlandığında 72 kitabım vardı. Şimdi? Şimdi 78 oldu. 78 evet, kitap. Evet. Kaç yaşındasınız Gülten Hanım? Sorulmaz gerçi ama siz söylersiniz. 35 doğumluyum, 78 yaşındayım. İnanılır gibi değil yani. 78 yaşında evet. Hakikaten ve 78 kitap. Dile kolay. Evet. Ne hissediyorsunuz ve 50. Yıl değil mi? Evet. Bu yıl 50. yılım. İlk kitabım olan Bahçıvan'ın Oğlu incecik bir öykü kitabıydı. Evet. İlk matbaa harfleriyle adımın yazıldığı kitaptır o. Hı hı. 1963'te yayınlanmıştı. O günden bugüne bir baktık ki 50 yıl geçmiş. Hakikaten. Geçmişti. Peki 78 kitap, yani siz nasıl hissediyorsunuz? Yani daha bir 78 daha yazasım var durumunda mısınız? Var da ben biraz kendimi yoruyorum yazarken. Bir sorumluluk var üstümde. Çünkü 3 kuşak okudu. Evet, okuduk. Ve 4. kuşak şimdi hamileler gelmeye başladı son fuarlarda. Gülten Hanım bir imza, kızım bir doğsun da getirirsiniz diyorum. Yok siz bir imzalayın. Ben de şaka yolu ya, bu kadın geçip kalkıp gider, bir imzası bebeğe bulunsun. Hay Allah'ım. Hocam ne diyorsunuz çok fena. Öyle filan diye. Öyle şakalar yapıyoruz. O sorumluluk nedeniyle böyle çok yayıla yayıla yazamıyorum. Hı hı. Dilinden, anlatımından, kurgusundan ve hep sürekli kendimi aşmak gibi bir çabam oldu benim 50 yıl. Hı hı. Bunu aşmak için kendimi yetiştirdim. Yoruluyorsunuz tabii. Doğru. Sonra bazı kitaplarım var, bilmediğim konular. Diyeceksiniz ki niye giriyorsun bilmediğin yok, konuya? Moğol'un Gizemi adlı 3 ama çocuklar giriyor var. Değil mi? Gençler giriyor. Bugünün kitabı. Tabii, doğru. Düşünün ben kim oluyorsam genetik teknolojisini inceledim. Hmm. Çok yardım gördüm. Eksik olmasın, nice hocalar yardım ettiler. Bilgileri CD'lere koyup anlattılar. O, anlamamışsındır belki Gülten Hanım. Bunu al evine götür diyen oldu. O kadar. Bu derece. Ben bilim adamı değilim ki ama ille de onu istedim. Çünkü ben bir dünya gezginiyim. 107 ülke gördük eşimle 70'ten bu yana. İşte dünyayı gezerken hem çocukları irdeliyorum, oradaki yaşamları, hem de dünya nereye gidiyor'yu görüyorum. İşte son 20 yıldır bu genetik teknolojisi aldı başını gidiyor. Gidiyor değil mi? Gün yok ki her gün yeni bir şey çıkmasın. Şimdi şöyle bir algı vardır Gülten Hanım. Çocuk kitabı yazmak daha mı kolay? Yok, tam tersi. Ben de öyle düşünüyorum. Çocuk sahibi biri olarak tabii, düşünüyorum. Tabii. Bir de bilmiyorum, ben eleştireceğim. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun. Bilmiyorum ama her anne baba, ünlü anne baba. Şimdi bir moda oldu. Herkes çocuk kitabı yazıyor. Biliyorum. Güzel. Evet. Tamam. Ama ben de alıyorum. Evet. Bazılarını okuyoruz. Evet. Bazılarını hiç anlamıyoruz. Bazılarını evet. Çok kötü buluyorum. Evet. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi ebeveyn olmak kitap yazmak için yeterli yok, mi? Yok yok. Beğeniyor musunuz siz o mesela kitapları? Biliyor musunuz? Belki doğru değil ama isim vermediğim için peki. Yanlışı az olur. O dediklerinizden bazıları o kitapları bana yollayıp görüş istiyorlar. Nasıl görüş? Ne görüş? İyi mi bu diye. Oraya ben imzamla bu kitap çok güzel diye kitabın arka kapağına yazmam yeri istiyorlar. Çünkü başka türlü yani. Bilemem. Şey, tabii. Ben olayı çok soğuk karşılıyorum. Hı hı. Böyle yazmalarla hani ödünç akıl cepten düşer derler. Hı hı. Tavsiyelerle ondan bundan. Tavsiye etmiyorsunuz değil mi? Yok yapamam. Hı hı. Hiç yapmıyorum. Peki baktınız mı içeriklerine? Baktım tabii. Nasıl? Baktım. Ne bileyim ben, yağı tuzu yerinde olmayan bir yemek düşünün. Hı hı. Her şeyi komuşlar ama dengesi yok yağı tuzu. Bilmem lezzeti, yani sebzenin, etin, yağın oranı karma çorma. Öyle bir yemek düşünün yani. Yemek ama ortada. Neden ebeveyn olmak sadece çocuk kitabı yazmak için yetmiyor?
Çünkü bir kere belli bir pedagoji bilgisine sahip, altyapısına sahip olmanız gerek. Demin mesela, sorumluluk derken bundan ya bahsettiniz zaten. Ben öğretmenim. 15 yıl öğretmenlik yaptım. Ve öğretmenlikte de iddialıydım. Cumhuriyet ve Milliyet'te eğitim öğretim makaleleri yazacak kadar. Ama öyleyken diyorlar ki her öğretmen bir takım oturumlar kitap yazabilir mi? O da olamaz. Yani yetenek, kendi iyi yetiştirmiş, altyapısı düzgün, sağlam bir öğretmen. Çocukları iyi tanıdığı için ben de öyle yaşardım zaten. Benim yazarlığım sosyal içerikli kadın öyküleriyle girdim ben. Başladınız. Başladım. O Yunus Nadi öyküsünü ödülünü alan. Ama öğretmen olup çocuğun içine karışınca başka bir dünyaya girmiş oldum. Benim değer yargılarım sıfır oldu onların gözünde. Ve onların yanında olmaya hep özen gösterdim. Çok büyülü bir dünya. Çok. Ama çok zor bir dünya, ne yalan çok söyleyeyim. Çok zor. O nabzı tutamazsınız. Bir de çocuklar standart değil ki. Tabii. Yani homojen değil. Neresinden ne yapacak? İşte bunu ben yaş düzeyini, sözcük dağarcığını baz edindim. Yani ona göre yazmaya özen gösteriyorum. Her çocuğun biliyorum kabataslak bir sözcük dağarcığı olduğunu, yaş düzeyini de biliyorum. Sizi bu her daim genç tutuyordur değil mi? Bence öyle herhalde. Çünkü yani derler ya hep torunları olanlar mesela. Evet. İşte torunlarla vakit geçirmek beni zinde ve genç tutuyor. Evet. Hani onun dilini öyle. Siz her kesim çocuğa göre onların dağarcığını bir anlamda ezberliyorsunuz belki de. Ödeşleşmişim neredeyse. Evet. Bir hata yapıyor bazen eş dost. Çocukların düzeyine nasıl iniyorsun diyor. Evet. O hata. İnmiyorum. Demin de dedim ya omuz omuzayız. Şimdi artık omuz omuza da değiliz Balçıkalı. Neden? Çocuklar bizden o kadar ileri ki. Ben eserlerimi oluştururken elimi tutun diye onların düzeyine gelmeye çalışıyorum. Yani. Çok doğru. O laf söylenir hep değil mi? Evet. İnilmez çocuğa. Çocuk hep ileri bizden. Ve elimi uzatıyor tutunuz diye. Gerçekten de tuttular. Bugüne kadar yazdığım eserlerde en son genç romanlarım var. Çok güzel gidiyor. Yeşil Kiraz ve hatırlarsınız. Çünkü tutun elimi diye hep onlara tırmanmaya çalıştım. Şimdi demin dediniz ki mesela kelimeleri öğreniyorum ya da öğreniyorum değil hani anlamaya çalışıyorum o şeyleri ve çalışıyorsunuz, bayağı çalışıyorsunuz. Demin genetikten bahsettiniz, genetik çalışıyorum. Çünkü bir de belli bir yaştan sonra, belli bir yaştan sonra diyorsa her çocukta yanlış yaparsanız dalga geçerler değil mi? Hem dalga geçerler hem ciddiye almazlar. Evet. Dahası bir şey daha var, ekliyorum lütfen sizin görüşlerinizi. Dalga geçtiği hadi sineye çekin. O benim çok ağrıma gider. Hiç muhatap olmadım böyle bir durumla. Ama bakın 50 yıldır. Ama bir şey var. İşte demin dedim ya bu vicdan meselesi var. Ben yanlış yaparsam o yanlış o çocuk da mezara kadar devam eder. Çünkü hiç kimse düzeltemez. Tabii bilemez çünkü değil yok, mi? Yok konuşurken. O onun belleğine yerleşir. Şimdi ben bir hata yapsam özür dilerim derim size. Evet. Yanlış söyledim. Orada diyemem kitapta. Ne kadar doğru. O çocuğun artık hücrelerine işliyor o benim yanlışım. Peki. Bu sorumluluk işte özellikle bu. Hangi yaş çok önemlidir Gülten Hanım çocuklar için? İşte bu sorumluluğun belki de en yüksek olduğu yaş. İşte 3,5-4 yaşından itibaren başlıyor o sorumluluk. Neyi yanlış öğretirseniz kopya kağıdı gibi kalıyor çocukta. Ve üstüne yenisini öğretmeye kalktığınızda da yine o yanlışa devam ediyor. O döner o yanlış. Peki demin işte bu ünlü isimlerin masallar ya da işte onlar kitaplar. Onlar bir heves gibi geliyor. Şimdi bana mesela baktığınız zaman içeriklerine en büyük yanlışlar ne konuda yapılıyor? İsim sormadığım için rahat anlatabilirsiniz diye düşünüyorum. Yanlışlar cümleler savruk. Cümleler savruk. Sağlam cümleler değil yani. Türkçenin ana ilkelerini yansıtmıyor. Ana ilkelerine uygun bulmuyorum ben. Anladım. Hele o yaşta bir çocuğa öyle savruk cümle yapılmaz. Dilde kavram kargaşası oluşur giderek çocuğun dilinde. Hatta ilkokul öğrencisine bile. Yani sağ elinle sol kulağını gösterir gibi cümleler kurarsanız ana dilini öğrenirken bile çocuk kavram kargaşasına uğrar. Bütün bunlar çok önemli. Eğer
bir yararlı bir iş yapmak için kitap yazıyorsak biz, hayatı paylaşmak çocuklarla, hayatla ilgili ipuçları vermek gibi. Benim gözümde mesela kitap yaşam koçu gibidir çocukların gözü. Konferanslarımda hep söylerim bunu. Yaşam koçudur çünkü hayatın her türlü halini kitapta bulabiliriz. Evet. Hiçbir zarara da uğramayız. Peki Gülten Hanım, şimdi dönemin çocukları da daha görsel yaşıyorlar evet. haliyle. İşte evet. bilgisayar oyunları, televizyon evet. işte evet. bir, yani o kadar çok ki. Evet. Şimdi bunun yani kitap da azalıyor maalesef okuma oranı. Bunun önüne nasıl geçecek kitap ya da ebeveynlere o anlamda tavsiyeniz var mı? Yani nasıl önüne geçip kitabı hadi bakayım özellikle mesela erkek kızlar evet. biraz daha iyi galiba. Evet. Evet. Erkek çocuklar oğlum evet. bunu oku bırak evet. şu PlayStation'ı kaçar falan. Onlar, yani evet. nasıl olacak? Şimdi tavsiye estağfurullah veremem ama şöyle diyeceğim. Birincil koşul çocuğun kitap okuma alışkanlığı edinme yaşı ailede başlıyor. Eğer ailede kitap okuyan, gazete okuyan, dergi okuyan ve bir okuma eylemi varsa o ailede. Rol model yani. Rol model. Çocuk sezinlemeye başlıyor. Bu iyi bir şey ki herhalde. Hani çocuk tıraş olur, kız anasının topuklu evet. ayakkabılarını. O aynen. hesap işte. Gide gide. O bilinç oluşmaya başlar. Okula başladığında da öğretmen onu kitaba ve okumaya yönlendirir ve sevdirir ve alışkanlığı edindirme yoluna girerse giderek başlıyor pekişmeye bu. Ve tabii öğrenim sürecinde hiç bırakılmamalı bu. Hiç bırakılmamalı. Çünkü zihnin besini bu kitap zaten. Lisede, ortaokulda, lisede de devam edilmeli. Fakat burada bir şey söyleyeceğim. Bizim müfredat programımız buna uygun değil. En büyük kaybımız buradan ileri geliyor. Neyi kaybı? Benim ülkemde okuma oranı o kadar düşük ki. Yabancı ülkelerde okuma oranı uygarlıkla doğru orantılı olarak veriliyor. Uygar ülkenin okuma oranı yüksek. Uygar olmayanların, gelişmekte olanların düşük. İşte orada başlıyor olay. Ve devamlı bir de kitap okutmaya özendirmek için kitap oku, kitap oku, yemek ye, yemek ye deyince çocuğun yememesi gelir. Onu da dememek gerek. Yani ben bir kitap okudum biliyor musun eşine anlatsın. Şöyle ilginç bir şey gördüm. Ha eşi de danışıklı dövüş tabii. Veya büyük oğluyla küçük kızına hani gelinim sen işit kızım sana söylüyorum hesabı. Ufak ufak böyle şeyler yapılabilir. Bir de masallar çok önemlidir değil mi? Bir an izin lütfen. Verir misiniz lütfen. Şu müfredat programını? Lütfen buyurun. Biz de okumaya ayrılmış müfredat programında bir zaman yok. Biz Türkçenin kavram, kural ve ilkelerini öğretiyoruz okullarda. Ve birer de tadımlık okuma parçası veriyoruz. O kadar. Bu kadar. Görüp göreceğin budur. Halbuki çocuk kavram, kural ve ilkeleri öğrendiğinde hemen yabancı dil öğretirken böyle yaparlar. Biliyorsunuz stage one, stage two tabii, diye gider tabii. öyküler dil düzeyinde. Tabii. Eğer öyle bir şey yapabilsek hemen kitapla çocuğu buluşturup ders çalışır gibi aynen. Ders gibi o sorumluluğu verebilsek. Gülten Hanım o kadar yok önemli bizde. Ki şimdi 5,5 yaşına biliyorsunuz indirdiler evet. ana şeyi. Ben karşı çıkanlardandım evet. açıkçası. Evet. Bazıları da destekledi. Zaten oldu, bitti. Ama şunu merak ediyorum yani siz ne düşünüyorsunuz? Belki de kötü bir şey değil 5,5'ta başlaması ama doğru müfredatla ve doğru öğretmenle buluşarak tam başlaması bu işte. Galiba. Tabii. Öğretmen hazır mı? Müfredat hazır mı? Yani ben şimdi bazen duyuyorum genç annelerden, kimi tamam iyi diyor, kimi şikayet ediyor. Evet. Olay oturmadı daha. Oturması pek mümkün de değildi evet. zaten. Biraz değil bekleyeceğiz. Mi? Ve müfredat programını yetiştireceğim diye öğretmen tabii. kitaba zaman ayıramıyor. Ve çocuk sadece bilgi akademik bilgiyle dolarak diplomayı eline alıp hayata atılıyor. Konuşmayı bilmiyor, ufku yok. Hedefi, amacı hiçbir şeysi yok. Ot gibi yetişmiş. Evden ne gördüyse o kadar. Evde şu kadar bir bakış. Bu nedenle diplomalı işsizler ordusu kafelerde, kahvelerde, kafeyi geri alıyorum.
zaman çürütüyor ya. Bu işte bu boşluktan şimdi ileri geliyor. Şimdi o zaman geliyor. Şöyle başlayalım. Hayal gücünün gelişmesi ve kitap, kendine güvenin. Tamamen kitap. Onun öncesinde de o soruma döneyim. Masallar aslında değil mi? Tabii. Şimdi Sunay Akın'ı ben konuk etmiştim. Evet. Demişti ki Sunay Akın, biliyor musun? Bir jenerasyon büyüğüyle, babaannesiyle, büyük babasıyla, dedesiyle yaşayan çocuklar çok şanslıdır. Tabii. Çünkü onların hayal gücü geniştir. Evet. Çünkü onlar ona masal anlatacak vakit bulurlar dedi. Evet. Size çok masal anlatıldı mı onu merak ediyorum. Ben çok şanslıyım. Benim annem babam ayrılmıştı. Bir dönem biz bir köyde yaşadık. Fadiş'te geçer evet, işte. Evet. O köyde hakikaten şansmış. Zor yıllardı. İkinci Dünya Savaşı yılları. Evet. Yarı aç yarı tok idare ediyorduk. Neredeki bir köyden bahsediyoruz? Bizim Kütahya'nın köyünden. Aha. Orada her akşam ev oturmasına gidilir. Kandiller yakılır. Vardır ya evet, eski zaman. Evet. Komşulara oturmaya gidilir. O oturma evlerinde bir masal anası olurdu. Zaten o gün gelmese bile gidilir, çağırtılır, yalvar masal yakar. Anası. Masal anası. Bir masal anlatır. Biz özdeşleşirdik. Anlattığı kişilerden birine bürünürdük mesela. Hı hı. Ben küçük kız olurdum. Öbürü büyük oğlu olurdu. O bu. Böyle büyükler de dinler miydi yoksa sadece çocuklara özel mi? Büyükler de dinlerdi. Büyükler hiç dinlerdi. Çocuğu orada onun için yapmazlar. Hı. Bir yandan mısır patlatması yeriz. Leblebi kavurması yaman. Nohut kavurması yeriz. Kuru meyve erik kak derler ya. Erik kakı, elma kakı kuruması. Evet. Onları yeriz. Bir yandan da pestil çekiştiririz. Ve bunu yaparken o masallar ağzına düşerdik. Ve yorum getirirdi o hanımlar, eski masal anaları. Ha bak işte böyle olduydan böyle olmuş şeklinde. Hep bugün gibi aklımdadır. Ben masalın kurgusu zaten o yaşımda benim. Kurgu var ya akışı. Tabii. O kurgu içinde. Yerleşmiş öyle sezinliyorum kendimde. Hı hı. Hiç zorlanmadım çünkü. O sosyal içerikli öykülerden pat diye geçtiğimde öğretmen olduktan sonra çocuk edebiyatına hiç zorlanmadım. Demek ki hep varmış. Varmış içimde. Varmış. Bir de o çocukların içinde olmak işte. Ya yani öğrenciyle kuşatılmış olmak. Dolayısıyla çok önemli. Şimdi artık masal anaları zaten yok. Evet. Masal anlatan ebeveynler de yok. Yok. Nene dediler masal anlatır biter. Kendi hayatlarını anlatırlar. O bile bir masal gibi doğru gelirdi. Doğru söylüyorsunuz. O da çok önemli. Torunlarım ama, gelince mi? Ben bazen evet, anlatırım. Bayılırlar. Kendi çocukluğumu, babalarının, amcasının evet, çocukluğunu, kendilerinin çocukluğunu. Bu çok önemli söylediniz. Belki şimdi buradan bizi izleyenlere evet, önemli bir tüyo bu diye düşünüyorum. Evet. Şimdi masal anlatmak kolay bir şey değil. Evet. Her anne babanın anlatabileceği bir evet, şeydir. Çünkü evet, o başka bir yetenek kolay ister. Kolay değil tabii. Onu iki hakikaten ucunu öyle. Okumak belki daha kolay. Evet. Ama buradan anlıyorum ki kendi hikayelerinizi anlatabilirsiniz tabii, çocuklarınıza. Tabii tabii. Onun bebekliğini çok mesela, çok severler. Değil mi? Yani, mutlaka evet, hepimizin çocukluğunda, evet, bebekliğinde evet, kendi büyüklerimizden dinlediğimiz güzel hikayeleri vardır. Evet. Evet, onları evet, anlatmak bile çocuklar tabii, üzerine çok etkili çok yani. Çok etkiliyor. İşte o birazcık masal tadı verebiliyor. Ha demek eskiden öyle miydi o eskiden? Eskiden. Bilinci oluşuyor onlarda. Eskiden bilinci. Çok yararlı. Anne babalar tabii ki çok ricamdır. Vakitleri varsa lütfen şu bağırlarına basıp onları kendi kokularını alacak, vücut sıcağını duyacak şekilde küçüklere için diyorum. Bir yerde okumuştum yıllar önce de. Çocuk kitabı anne okurken annenin soluğuyla, göğsünün sıcaklığıyla çocuk zamanla kitabı anneyle özdeşleştiriyormuş. İnanır mısınız? Ne kadar önemli bir evet, şey bu. Evet. O kadar önemli. Dolayısıyla kitabı görünce içine bir sıcaklık geliyor, anne bir çağrışım, aklına geliyor. Ana çağrışımı evet, geliyor. Evet, evet. Bu da kitaba sıkı sıkı bağlar çocuğu. Ne kadar önemli bir evet, detay bu. Evet, çok hoşuma gitmişti bu şey. Evet. Gerçekten de çok güzel. Evet. Onun için annelere ricamızdır bir zaman ayırıp, kitap okuyup, onlara bir şeyler anla. Adam yerine konmayı istiyor çocuklar. Ben dur diyorsun, sen anlamazsın, anlar o. Ya da siz bir zahmet anlayacağı şekle getirip anlatın. Doğru söylüyorsun. Ama biz de öyledir ama. Hepimiz öyle büyümedik öyle, mi? Yani? İşte evet. Aman sen sus. Sen karışma. Karışma, icat tabii, çıkarma. Evet, evet. Değil mi? Hani... O radyoyu ellemek, asla elleyemezdik. Kırılır, evet, bozulur, lambası yanar diye. Halbuki radyo ellenmek İnanın için... ben hala korkarım bu araçlardan.
Eşim der ki o benden ileri bu bilgisayarı, evet. 89'da başladım ben. Peki. O benden ileri. Bana diyor korkma, kaybol, yap, boz, öyle öğrenirsin. Ama diyor. Öyle yetişmemişsiniz. Ben öyle yetişmedim, tabii. Elleme sakın ha bak şeklinde. Fazla kurcalama, bir yerinde bir şey olur. Olur. Evet. Peki bir nefes alalım, Gülten Dayıoğlu ile sohbet devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen. Sözsene devam ediyor. Yazar Gülten Dayıoğlu'yla biz de çocukları ve kitapları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi tabii 78 kitap sığmaz bile programlara herhalde hepsini konuşmaya kalksak ama bir iki tane notum var sizinle özellikle sormak istiyorum. 50. yıl dedik ilk kitaptan bu yana. Altın Kitaplar Yayın Evi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir dizi etkinlik organize edildi. Evet. Değil mi? Evet. Onları anlatalım mı biraz? Evet, evet. Bütün Türkiye'de galiba, evet, değil mi? 7 bölgeden birer il seçilmiş. Miş diyorum, ben olayın evet. dışındayım ya, sadece gidiyorum oralara. O illerde yine Milli Eğitim'in de ortaklığıyla ve tek bir okulda değil, değişik okullardan kültür merkezlerine toplanmış çocuklarla büyük bir şenlik yaşanıyor. Çok güzel. En son geçen en son demişim ilkini biz Kocaeli'nde yaptık. Okulda o kadar güzel şeyler hazırlamışlar ki gittiğimde birdenbire türlü gösteriler. Ne hoş. Akrostişli şiirler yazmalar bu benim adıma. Bir yani, yazar için daha doldum, güzel doldum, bir şey yoktur. Doldum doldum olamaz gerçekten. Herhalde. Evet. Herhalde. Hep giderdim hizmet vermeye koşardım. Bir konuşma yaparım 40 dakika. Sonra kitap imzalarım saatlerce. Bu öyle olmadı. Misafir gibi gittim. Peki şöyle şeyler oluyor mu? İşte annesiyle geliyor. Evet. Ben sizin okurunuzdum, evet. Bak çocuğum diye gelen oluyor. Fuarlarda bu o kadar çok ki. Çok güzel bir şey. Hepsi bu dizilir karşı ve de keyifle gelirler böyle. Derler bu kız bu. Geçen bu yıl 31. kitap fuarının onur yazarıydım ya. Evet. Bir hanım geldi oturuma. Çok çeşitli oturumlarla kutlandı, evet, o da. Evet. Bir hanım geldi. Gülten Hanım bil bakalım bu kim dedi. 15-16 yaşında bir delikanlı yanında. Bilemedim, herhalde benim okurumdur dedim. Dahası var dedi. Nedir dedim. Sen bu oğlana benim karnımdayken kitap imzaladığında işte bak dedi. Elim ayağım koyuverdi. Ne kadar güzel bir çok şey. Çok güzel, hakikaten çok Kız kardeşi de orada yüzüme bakıyor, bu muydu, bu mu diye falan. Peki, Gülten Hanım, çocuklar tabii bir taraftan da çok düzlerdir, acımasızlardır, değil mi? Hani söylerler. Bir anda söyleyiverirler. Evet, evet. Gelip soruyorlar mı kitaplar hakkında? Mesela bunu niye bu yazdın, bunu ben beğenmedim veya bunu çok beğendim. Öyle şeyler oluyor mu? Mail yollarlar, yüzüme de söylerler. En hoş bir tanesini söyleyeyim lütfen, mi? Lütfen, lütfen. Birkaç yıl oluyor. Kitap fuarında yine bir ikinci sınıf çocuğu gelmiş, bir bana baktı, bir kitabın arkasında fotoğrafım var. Bir bana baktı şöyle, bir kitabıma baktı. Bana dedi ki sen dedi eskiden güzelmişsin ama şimdi dedi yaşlanmışsın, buruşmuş yüzün dedi. Dümdüz. Yani aynen böyle, löm diye böyle. Öyle oldu, ben de bir durakladım. Öyle oldu ya hakikaten dedim ama neden buruştum biliyor musun? Dedi. Peki bak oğlum dedim, tezgahta da 70 küsur kitap ye. Bak bunların her birini yazarken bir çizgi oluştu yüzümde. Bak 70'i anladın mı yavrum? Ha anladım. Ama çok anladım. Da haksızlık etmeyin, hiç öyle çizgiler oluşmamış. O kadar değil, 78 öyle. Kitap kadar. Sorarlar. Mesela en çok bu genetik üzerindeki Mo'nun gizeminde. Evet, çok şahane bir girişi var onun. Evet, biliyorum. Gerçekle biliyorum, birbirine. Evet. İnşallah ikizler büyüsün, i̇nşallah, okurlar. İnşallah, inşallah. Ben olmasam bile sevgiyle anarlar evlatlarım. Yok inşallah, siz de olacaksınız. İnşallah. Evet. İşte orada diyor ki, halbuki fantastik roman bu adı üstünde. Evet. Siz gittiniz mi Avustralya'ya? Mo diye bir yaratık var mı? İşte Defne, o çocuk genetik olarak insan kopyası mı? Bu ve bunun gibi soru. Eni konu yazıyorlar, cevap veriyorum. Ve sormaya geliyor üniversite öğrencisi. Gülten Hanım bir denk getirip soramadım. Mo'nun gizemi mesela Adana'da, fuarda gene. Mo'nun gizemindeki o şeyler gerçek mi Allah aşkına? Bunun peki. gibi. Evet, söylüyorum her şeyi. Bir de en güzel yanı 8 çocuk ki bir tanesi Bilkent Üniversitesi'nde
mail yazıyorlar bana. Üniversite sınavlarının formumu sınavdan sonra formumu doldururken senin yüzünden genetik mühendisliği yazdım. Günah vebali sana türünden. İşte İnanın ondan bana. Sonra şimdi başladık dedik ki sorumluluk işte, alın işte bakalım. Bu. Peki şimdi çocuk okuyacak ve ufku açıldı artık. Bir hedefi var şimdi genetikle ilgili. Başka dillere çevrildi mi kitap? Evet, İngiliz, Alman, Macar, İsveç, Rus, yeniden Macar, Pakistan Urducasına, Özbek ve Mısır Arapçasına çevrildi. Müthiş. Yani kaç ülkede varsınız mesela? Kaç ülkede? Bütün bu saydıklarımın hepsinde evet, varsınız evet, yani. Varım, evet. Ne, bu da hoş bir şey gerçekten. Bence de öyle ama benim gönlüm hala kırık. Neden? Ajansımı dün aradım, ne yapıyorsunuz filan gibilerden. Benim ilk dört kitabım Fadiş Dört Kardeşler, Yurdumu Özledim. Onu da göstermek istiyorum ben çünkü yeri bende ayrıdır hakikaten, evet. Fadiş'in. Onu da bir taraftan evet, görelim. Sağ olun. Peki. Bu dört kitap yereldir. Anadolu'da evet. geçer, evet. Anadolu'yu evet. anlatır. Evet. Ama ondan sonrakiler artık tutmayın başını coşmuştur. Bilim daha kurgu, evrensel. Evet. Daha evet. fantastik evet. kurgu, evrensel. Gönlüm istiyor ki o kitapları da paylaşayım başka yabancı ülkelerdeki çocuklarla diye. Hı hı. Yani yeterli bulmuyorum. Hı hı. Hak ettiğime inanıyorum ama... yollar henüz açık değil. Hükümet neden yardım değil? Ediyor TEDA ile. Evet. TEDA kuruluşu çevirmen parasını veriyor. Ama çark dönmüyor. Açıkçası. Şunu merak ediyorum. Mesela Harry Potter'ları nasıl buluyorsunuz? Ben onları okumadım. Okumadınız. Neden değil? Filmlerini izlediniz mi? Hiçbirini. Neden? Şaşırdım. Bir de Tanrıların Arabalarını da okumadım. Etkilenmeyeyim diye. Bilinçle okumadım. Ben bir çocuk gençlik kitabı yazarıyım. Doğru. Ola ki kayar gönlüm. Çünkü yani mesela Harry Potter'ı okuduktan sonra işte yani bütün o hı-hı. sinsileyi baktıktan hı-hı. sonra çok başarılı buluyorum ben. Tabii. Yani hani bir sürü kitabınız aslında siz sevmiyorsunuz ama filme çekilebilir diye düşünüyorum. Yani o Mo mesela çok ilginç. Hani o bile tek başına bırakın diğerlerini evet. çok farklı yerlere gidebilir diye ben düşünüyorum. Ben de ümitle bekliyorum öyle bir şeyi. Ancak üzgünüm ne derece doğru siz takdir edin. Yok estağfurullah. Yeşil Kiraz başka bir isimle dizi yapıldı. Öyle ülkede mi? Oynadık 2-2,5 yıl. Aa bilmiyorum. Şimdi mahkemedeyiz. Hangi dizi? Bir şey olursa. Hayır hayır. Adını Feriha koydum. Sizin Yeşil Kiraz mı? Benim o. Kiraz o. Mahkemedeyiz. Aa, tabii. Hiç. Bizden yana olmadı rapor. Hı hı. Biz yeni bilir kişi istedik. Çok zordur onun ispatı çünkü. 5 kişilik bilir kişinin oy birliğiyle bu kitaptandır dediler. Bu sefer karşı taraf razı olmadı. O da yeni bilir kişi istedi. Çetrefilli böyle yılan hikayesi olarak gidiyor. Ama bu çok yazık ama yani. Gidiyorum okullarda, liselere, hı hı. konferansa. Hocam Yeşil Kiraz'ın adını niye değiştirme gereksinimi duydunuz diyor bana çocuk. Bakar mısınız? Hı hı. O derece yaygın. Peki niye böyle bir şey? Yani direkt size gelseler vermeyecek miydiniz ki? Benim biraz şeyim var. Yani o camiada biliniyor. Ben kitabıma sadık kalınmasını istiyorum. Çünkü ben gençlik ve çocuk kitabı yazarıyım. Hı hı. Bir şey katılacaksa ben kendim katardım zaten. Hı. İstemiyorum yozlaşmasını. Peki adını Feriha koydum Yeşil Kiraz'ın birebir aynısı mı yoksa orada değişmeler oldu mu çok? Akışına göre tabii değişmeler de var ama hı hı. bel kemiği bu hı. kitabın. Çok bakın, tatsız. Bir roman yazıyorum, yazacağım evet. ben 50. yıl romanı da. Geçen sene oturdum ilk işim, yeni bir şey Mo 3 çıkmıştı. Evet. İlk işim yeni bir kitap planı yapmak oldu. Hı hı. O plan onun omurgasıdır. Evet doğru söylüyorsun. En zorudur o da. Hı hı. Yani demek ki o kadar önemli bu. Sizin başınıza yani, geliyorsa bu ben hayretle şey yaptım. Hiç hayatımda bu yaşıma kimseyle mahkemeleşmedim ben. İlk defa? İlk defa başıma geliyor. Ne hissediyorsunuz? Üzülüyorum, utanıyorum. Yani. Siz niye utanıyorsunuz canım? Hayır, mahkemeleşmekten utanıyorum. yani bir de Hollanda'da bir Türk öğretmen geride kalanları kendi imzasıyla Hollanda'yı çevirip basmıştı. Orada avukata gittik eşimle, davet edildim de Hollanda'ya. Peki. Avukata gittik, ederiz yaparız dediler. Bir daha da ses çıkmadı. Saldılar. Şimdi Gülten Hanım, sizin bir de yani o kadar çok ödülünüz var ki hani...
50 yıl. Ama olsun, yılla alakalı değil. Evet. Yani mesela Frankfurt Kitap Fuarı'nda 1984'e gönderme olarak, evet, değil mi? 84 yılına bu adı vermiş. Yani George Orwell, evet, yılıymış. Ve gençliğe umut veren kitaplar seçkisi yapılmış. Evet. Yayın evi göndermiş galiba size. Alman yayın evi. 300 kitap arasına girmişsiniz. Yani bunu kusura bakmayın söylemek zorunda kaldım. Evet. Çünkü çoğunluk Nobel ödüllü yazarlar. Öyleydi, evet. Ve siz, evet, onların içindesiniz. 300'ünü yani gençliğe rütbesiz, umut ve... Rütbesiz neferdim ben orada. Gerçekten. Hiç benim bir şeyim yok. Bir de tek Türk'üm orada. O beni çok kamçıladı, biliyor musunuz? Müthiş bir özür. Çok kamçıladı. Yani, dünya çocukların olsa, evet, gençliğe yarın umudu veren kitap olarak. Evet. Çok kamçıladı ve ondan sonra tabii birçok ödül aldım. Her ödülü öpüp başıma koyuyorum. Hı hı. Ama her ödülde ayrı bir sorumluluk yüklüyor. O da var tabii. Ay bu muymuş demesinler. Yani ben naçizane bu bütün kitapları olmasa da bazı kitapları hakikaten televizyonda görmeyi isterdim. İsterim ama anlaşabilirsek işte. Çünkü yani çizgi film olarak bile görmek isterim. O benim bir kitabım var. Keşke çıksa biri yapsa. Akıllı Pireler. Evet. Tam çizgi filmlik. Evet. O kadar güzel ki kitap. Ama yok, kapımızı çalan olursa bakarız. Peki bitirmeden şunu soracağım. Bu kadar kitap, 78 kitap. Bir karakter var mıdır böyle gönlünüzün bir kenarında? Hani Fadiş mi mesela? Yani hani o benim için ayrı özeldir dediğiniz. Öyledir. Fadiş midir? Bunlar benim çocuklarım gibi. Nasıl analar içinde besliyor 9 ay. Ben bunları 2-2,5 yıl gönlümde, zihnimde besliyorum. Koynumda yatağa giriyorum bütün kitaplarımla, kahramanlarıyla. Ama Fadiş'te benden çok şey var. Evet. Dedim ya, bizimkiler ayrılmıştı. Tabii. O kadar çok güzel yansıtılmış olay. Kurgu değil bakın o. O tamamen gerçeğin. Ve o nedenle bugün elinizdekini bilmem 64. ama. 64. baskı benim. Şimdi 67. 67. Fadiş patlaması olmuş. Yani belki 70'e bile varmıştır bu son dönemde. O geçen yılda 2011'de Fadiş'in 40. yılıydı. Vallahi dile kolay. Evet. Hanım, Fadiş'in biraz yeri ayrıdır. İlk göz ağrısı, bir de yeri ayrı. Geri kalanını siz sevgili izleyiciler yaşadıklarım ve düşlediklerimden okuyunuz. Gülten Hanım sığmaz 30 dakikaya, 35 dakikaya teşekkür burada ederim. Mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum ve özellikle de bütün kitapları öneriyorum çoluğu çocuğu olanlara. Ve unutmamamız gereken noktayı da o anne kucaklı, evet, sıcaklığı, evet, kitabı orada alın. Orada bir başlarsa değil o kokusuyla, evet, mırıl mırıl sesiyle. Annenin sıcak nefesiyle böyle. Her kitabı görüşünde annesi aklına gelecek. O en azından böyle bir iletişim yapacaktır. Evet, evet. Gülten Hanım çok çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz, ben geldiniz. Ben şeref duydum. Çok teşekkür ederim. Haftanın son söz sendesinde yazar Gülten Dayıoğlu ile birlikteydik. Pazartesi akşamı aynı saatte 18.10'da biz yine bu ekranda olacağız. İyi akşamlar.